Wall ekranlarından selamlar. Rakip kim serisinde konumuz tabii ki Sevilla. Fenerbahçe'nin Perşembe akşamı karşılaşacağı İspanyol ekibi. Sizler için inceledik ve Fenerbahçe nasıl bir takımla karşılaşacağını ön fikir olsun diye sizlere anlatacağım. Sevilla tabii ki isim olarak bakıldığı zaman Avrupa ligi denilince en ürkütücü takımlardan bir tanesi ama isim olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim La Liga'yı çok yakından takip etmeyen futbol severlere Sevilla hakikaten çok aklımızda kalan, e, seviye denince aklımızda beliren takım gibi değil şu anda. Hatta sezon başında yapılandırma olarak da e, son dönemde kadrodaki tercihler, formasyon tercihleri, takımın bağlantılarının çok kopuk olmasıyla e, hakikaten çok alıştığımız seviyeden uzakta. Ama tabii ki çok önemli bir rakip. E, zaten Avrupa Ligi'nde son 16 turunda kaldıktan sonra e, belirli bir seviyenin üstünde bir takımla karşılaşacaksınız. Ama şunu en baştan söyleyeyim, Fenerbahçe gerçekten de, ki sonra da umudum daha da arttı, ee, edebileceği bir takımla eşleşti Fenerbahçe. Ee, Şansı en az seviye kadar olduğunu düşünüyorum ve bunun nedenlerini birlikte konuşalım. Tabii ki bir klasiktir. Öncelikle oyuncu bazlı değerlendirmek lazım. Ee, ve Sevilla'nın en kritik 3 oyuncusuyla başlayalım. Birincisi tabii ki El Nesri. Ee, neden? Ee, birazdan bu konuyu biraz daha açacağım. Sevilla hakikaten çok kompakt bir takım değil, biraz zorlama şutlara itilen bir takım. Ee, haliyle böyle çok oyun ezberine dair bir atakları izlemediğimiz için biraz bireysel yeteneklere daha fazla bakıyor. O yüzden El Nesri başlı başına zaten skor üreten bir 9 numara. Yüksek vursanız da cevap verebiliyor. Tek başına dribbling üstüne şut da atabiliyor. E, ceza sahası dışından şutu da var. Yani oyuncu ekmeğini taştan çıkartan sartıfalar arasında ki zaten dünya kupasındaki performansını beğeniyle izlemiştik. Yine benzer mantıkla Brian Hill ee, o da bireysel çabasıyla ve hatta Sevilla'nın merkezden geldiği ataklarda Brian Hill'in çok büyük katkısı var. Yaptığı iki birler adam eksiltmeleri ciddi şekilde fark yaratabiliyor. Yine bireysel'e dönerse oyun Sevilla'da ön plana çıkacak, çıkacak isimlerden bir tanesi Brian Hill. Ee, diğeri de Goodell. Goodell aslında bir altı numara orta saha ama e, buraya Markay transfer etmişti Sevilla biliyorsunuz sol süper bölgesine ama e, oyuncu uzun süreli sakatlandığı için Oradan bir devşirme yapıldı ve Goodell sol stoper bölgesinde oynuyor. Hatta dörtlü oynadığı zaman da Sevilla yine sol stoper bölgesinde oynuyor. Ama top Sevilla geçtiğinde bayağı atağa katılan yine bir orta sağlıyor. Özellikle uzaktan şutlarıyla etkili bir oyuncu Goodell. Sevilla'nın formasyonu içinde kritik isimlerden bir tanesi. O yüzden Goodell, Branhill ve Enresli'yi ayrı bir yere koyabiliriz Sevilla'da. Şimdi Sevilla'yı incelerken şu metodu izledim. Son 5 maçını inceledim detaylı. Tabii ki daha farklı maçları izledim ama son 5 maçı şöyle detaylı seyrettim. Hem Sevilla'nın atak yaptığı aksiyonları özellikle dikkat ettim. Hem de Sevilla'nın atak yediği aksiyonları yani şutları tek tek inceledim ve bir oran dağılımı yaptım. Sevilla'nın rakip kaleye giderken nerelerde gelirse daha çok şut açısı yakalıyor, daha çok şut fırsatı yakalıyor. Ve aynı şekilde kendi kalesinde pozisyon verirken en çok hangi tür ataklarla şut fırsatı veriyor. Ve bunu dört kategoriye ayırdım. Bir tanesi ceza sahası dışından şutlar. Bir tanesi merkezden, ceza sahası içinden, merkezden dalınmış ceza sahası içinde biten şutlar. Bir diğeri kenar ortalarda biten şutlar. Ve sonuncusu da duran top. Duran top veya duran top devamında ya da direkt duran toplara, frikiklerde karesinde kalesinde gördüğü ya da attığı şutlar olmak üzere dört kategori ayırdım ve Sevilla'nın Atak yaparken duran toplardan %10 şutları var. Bu incelediğim son 5 maçında. Ve burada hem La Liga'da hem de Avrupa maçlarını baz aldığımı söyleyebilirim. Kenar ortalarda %16. Merkezde %25. Yani merkezden gelip ceza sahasında, ceza sahası içerisinde şutla bitirdiği aksiyonlarının oranı %25. Ve sıkı durun ceza sahasından şut atma oranı %49. Yani neredeyse son 5 maçta Sevilla attığı şutların yarısı ceza sahası dışından. Şimdi bu iki soruyu getiriyor kafamızda. Ee, bir tanesi Sevilla bunu planlıyor mu? Yani oyunun bir parçası mı? Çok iyi şutörleri var diye mi bunu yapıyor? Ya da buna bunu yapmak zorunda mı kalıyor? Yani güçlü bir oyunu yok. O yüzden mecburen ceza sahasındaki dışındaki şutlara itiliyor takım. İkincisi, yani Sevilla çok güçlü bir oyun olmadığı için biraz spontan oynadığı için açıkçası Ceza sahası dışından şut atmaya zorlanan bir takım. Ama şunu söyleyebilirim. Seviye hücum yaptığı zaman çok fazla ikiye birlerle ceza sahasına girdiğini görmedim açıkçası. Ya Enes'le kenar ortaları, ortalarıyla ya da cepheden atılmış uzunlarla ceza sahası içerisinde pozisyon bulmaya çalışıyorlar. Ya bahsettiğim gibi Brian Hill ya da işte Oliver Torres biraz e, kişisel becerisiyle Dritnik üstüne Enresi'yi görüp onun duvar istasyon olarak kullanıp ceza sahasına girdiği aksiyonlar var. Ama çoğunlukla ceza sahası dışından atılan şutlar bunlar. Ve Ama şu bir planın parçası. Her ne kadar uzaktan bu kadar sık şut atması e, bir planı değil. Zorlama olduğunu söyledim ama şöyle bir planın şöyle bir plan var. Gudel atak yaparken bir orta saha gibi merkeze hareket ediyor ve gerçekten çok iyi şutlar çıkarıyor. Ve son 5 maçta iki tane golü var. Ve gollerin dışında etkili olduğu birçok şut aksiyonu var. E, Gudel'e burada dikkat etmek lazım. Çünkü sol stoper bölgesinde geldiği için ekstra koşu yapan oyuncular her zaman demarke kalma şansı daha fazladır. Çünkü plana göre o sol stoperdir. Adam dağılımı yapılınca savunmada e, çok hesap etmezsiniz. Ama merkeze attığı koşularla attığı şutlar demarke pozisyonu baskı altında etkili olabiliyor. E, o yüzden Sevilla'nın en hücumlardaki en güçlü tarafı Gudel'in şutları olduğunu söyleyebilirim. E, Suso belki 11'de olabilir, belki de olmayabilir. Forvet arkasında birçok oyuncu tercih edilebiliyor Enres'in arkasında. Bu arada Sevilla 4-4-2'de, 4-3-3'e tercih ediyor. Hatta e, hezimet yaşadıkları Atletico karşısında dörtlü oynadılar ama ben Fenerbahçe karşısında çoğunlukla olduğu gibi e, üçlü formasyonla oynayacaklarını düşünüyorum. Dörtlü e, oynadıklarında da tıpkı Arano Fenerbahçe'de yaptığı gibi Jordan, altı numaradayken üçüncü stoper gibi e, iki stoperin arasına giriyor. Yine aslında de şekilde şekilde 3'te oynuyor seviye ama ben direkt 3'te oynayacağını düşünüyorum Fenerbahçe karşısında. Enes'in en arkasında iki tane hücuma destek veren forward arkası var. Bazen Suso'yu görüyoruz burada. Ve Suso da tıpkı Gudel gibi çok fazla şut şansı yakınlayan bir oyuncu. O da tabii ki kişisel becerisiyle. E, Robben stili içe kat edip attığı şutlarıyla fark yaratan bir oyuncu ama Suso'nun da o gelişimini çoğunlukla zorlama Aksiyonların finalinde olduğunu söyleyebilirim. %20 duran top. Bu yüksek bir oran. E, hakikaten duran toplarda genellikle topu rakibine vurduran bir takım olduğunu söyleyebiliriz. E, hava toplarında. E, çok uzun bir takım değil. %40 ceza sahası içerisindeki şu fırsatları. Bu da çok yüksek bir oran. Bunun nedenini şöyle söyleyebilirim. E, çok fazla pres takımı değil Sevilla. E, hakikaten pres yapmaya çalışsa da savunmada çok fazla gedik verebiliyor. E, hem hücum ederken hem de rakip hücum ederken biraz daha durağan bir takım olduğunu söyleyebilirim Sevilla'nın. Yani kendisini prese kalkmıyor. Ee, rakip pres yaptığında çok öyle uzun toplara yönelen driplikler fark yaratalım diyecek bir takım da değil. Hem yerleşik savunmaya karşı oynamayı seviyorlar. Biraz daha pozisyon, oynamayı pozisyon oyunu oynamayı seviyorlar. Ee, top rakibe geçince de kendi yarı sahasında pozisyon almayı tercih eden bir takım. O yüzden çoğunlukla ceza sahası içerisinden e, şut pozisyonu veriyorlar. %15 kenar ortalardan şut fırsatı veriyor Sevilla. Ama şunu söyleyebilirim, birçok aksiyonda şöyle durumlar oldu. Aslında kenar ortalarıyla pozisyon fırsatı verdiler ama önce seviye savunması vuruyor. Ondan sonra karambol oldu. dönen topu tekrardan rakip alıyor. Ve bir şekilde aksiyon ceza sahası içerisinde bittiği için o biraz diğer tarafa kaydı o oran. %25'te ceza sahası dışından şu fırsatı veriyor seviye. Ama burada tabii ki önemli olan hangi durumlarda daha çok zaaf yaşadığı. Bir kere Sevilla gerçekten hücumdan olduğundan daha kötü durumunu savunmada yaşayabiliyor. O da birlikte oynama konusundaki sıkıntılardan bahsediyorum. Nasıl ki hücumda o birlikte oyun, kompakt oyun çok fazla yok. Ee, savunmada da o birlikte oyundan kopuk olduğu için çok fazla şut fırsatı verebiliyor, pozisyon fırsatı verebiliyor ve özellikle hücuma kalktıklarında normalde 3-4-3 oynayan takımlar e, hücum ederken topu kaptırdığı zaman rakip hızlı hücuma kalksın kalkmasın hemen 5'te dönmeye çalışırlar. Yani aslında 3-4-3'ün e, bir mantığı da budur. Biraz daha top savunmaya geçtiğinde rakibi karşıladığında 5'li bir hatta karşılarsın. Ama seviye burada çok eksik kalıyor. Üst topun kenarlarında şuralarda çok çok ciddi boşluklar bıraktıklarını gördüm. Ve özellikle 6 yedikler Atletico maçında... Neredeyse bütün ataklar, bütün gol fırsatları bu bölgeden doğdu. Çünkü şurada Fenerbahçe'de yedim, şuradan topu kazandı ve geçiş hücumuna geçti. Buradaki savunmacılar yalnız kaldığı için, kanat bekleri çok fazla kendilerine yakın oynamadıkları için yani kenara kaysalar bu kez merkezden şut fırsatı verecekler. E, merkeze kalsalar kenardan destek, hücuma destek veren oyuncunun önünü boş bırakmış olacaklar. Çok eksik kalıyor seviye savunmasının bu üçlü hattı. Yani dörtlü oynasın ya da üçlü oynasın fark etmiyor bu durum. Şu kenar stoperlerle bek ya da kanat beklerin arasındaki boşlukları Fenerbahçe çok rahat bir şekilde değerlendirir diye düşünüyorum. Tabi buradan da biraz Fenerbahçe ne yapmalık sorusunu soralım. Çünkü her ne kadar içerimiz rakip kim olsa da Fenerbahçe özelinde de hangi oyuncuların ön plana çıkabileceğini düşündüm seviye izlerken. Ve Fenerbahçe'den üç isim sayabilirim. Bir tanesi tabii Kenar Valencia tıpkı az önce bahsettiğim gibi o boşlukları bıraktığınız anda o koşulları yapacak ve bitirecek oyuncu. Bir numaralı oyuncu Fenerbahçe. Nener Valencia. Ama tıpkı Valencia'da olduğu gibi Rossi de King de o boşlukları değerlendirebilecek oyuncular. Ee, diğer bir isim, William Arao. Neden? Ee, seviye dönen toplarda eksik bir takım. Atak fırsatı verdiğinde topu uzaklaştırırken atağa kalkmakta sorun yaşayabiliyor. Dönen topları verebiliyor. Burada da Arao dönen topları kazanıp o boşluklara tekrardan kilit pas bırakması önemli olacaktır. Ve üçüncüsü de tabii ki Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu da biliyorsunuz yani sağ, sağ bek oynasa da, sol bek oynasa da, sol kanat bek oynasa da, sağ kanat bek oynasa da bir şekilde fırsatını bulduğu zaman merkeze hareket eden bir oyuncu. Merkezi driplinkle hareket edip kilit pas bırakabilen, şut atabilen bir oyuncu. Ve yine Sevilla'nın o e, kenarlardaki boşluklarını Ferdi hem driplinkle hem de atacağı kilit paslarla değerlendirir diye düşünüyorum. Eee... Ben George Asus'un lig maçında ne kadar dörtlüğe dönmüş olsa da... ...ve bunun bir tercih olduğunu düşünüyorum son dönemde üst üste kazanırken Fenerbahçe... ...hem dörtlü savunmayı hem de daha çok zaysı kullanması zaysının süresinin artmasını... ...biraz daha tercih olduğunu, yani presten ziyade daha fazla yetenekli yerleşik savunmaya karşı... ...set hücumlarında daha etkili olmak istiyor Fenerbahçe. Ama ben seviye karşısında tıpkı George Asus'un grup aşamasında olduğu gibi... 3-4-3 ile sahaya çıkmasını bekliyorum. Ve bence doğru bir karar olabilir bu. Çünkü Fenerbahçe savunma hattında bireysel savunmasında zaaf yaşayan oyuncular var. Samet gibi işte Serdar Aziz gibi. Hatta Salay de çok kuvvetli sayılmaz bu konuda. Biraz daha takım savunmasıyla fark yaratıyor Fenerbahçe ve e, seviyede eksik olan şey yani top rakibe geçtiğinde beşli bir hata oluşturma işini Fenerbahçe açıkçası daha iyi yapıyor. E, Ferdi yine çok kritik bir oyuncu olacaktır. Sol kanat bekte belli ki Lincoln'e devam edilecek. E, Oscar Wolde'yi de bekleyebiliriz ama Lincoln'un son maçlardaki formuyla ve yine onun da kazandığı toplarla ara atma ihtimali yüksek bir oyuncu olduğu için Sevilla'nın o boşluklarını değerlendirebilecek bir oyuncu olacağı için Lincoln tercihi gelebilir. Arağın yanına Crespo da olabilir, Zayce olabilir. Zayce olursa şaşırmam çünkü zaten üçlü bir savunmayla oynadığınız zaman e, biraz daha sayısal olarak savunmada fazla olabiliyorsunuz. O yüzden Arağın yanında Zayce'ı tercih edebilir. George Jesus. Ee, İrfan Can Kavcı Valencia King üçlüsüyle sahada olacaktır diye düşünüyorum ama ben yine benzer Sevilla'nın o kenar stoperleriyle şu bölgelerdeki boşluğu değerlendirecek ne kadar oyuncu varsa sahaya atılması gerektiğini düşünüyorum. Yani şunu da görürsek şaşırmam. Normalde bir tane oyun kurucu kenar forvet kullanıyor George ama Sevilla karşısında Rossi, Valencia, King gibi Tamamen topsuz koşucu, tamamen baskıya odaklı, tamamen hareketli, üçlü bir forvet hattıyla çıkarsa şaşırmam hatta iyi bile olabilir diye düşünüyorum. Seviyeye dair notlarımız böyleydi. Perşembe akşamı Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Her açıdan çok ihtiyacımız var. Hem ülke puan açısından hem de zaten en ufak bir moral kırıntısına da şu anda ülkece çok ihtiyacımız var. O yüzden Fenerbahçe'ye Perşembe akşamı başarılar diliyoruz. Tabii ki seviyeye burada zaaflarını anlattık. Bunları bilgi olarak söyledik. Ne olursa olsun büyük bir isim, büyük bir takım. E, önemli oyuncuları var her hatta. Kişisel olarak sorun çözebilecek oyunculara sahipler. Ama Fenerbahçe'nin de e, Avrupa Ligi'ndeki performansını da baz olarak söylüyorum. Nesli bir takım olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden şansını e, şansının en az seviye kadar olduğunu düşünüyoruz. Tekrardan başarılar. hoşça Hoşçakalın.